Peki şunu merak ediyorum. Bir ay boyunca bu çocuğun hamile olduğunu böyle hiç konuşmadık. Konuşmayacak kadar çok umursamamışsınız. Sonra o gece Isparta'ya gitmeden önceki gece birden çocuğun hamile oldu. Ya öğrenip ne yapacaktınız? Bir ay boyunca hiç öğrenmek için çaba göstermiyorsun. O gece ertesi günü Isparta'ya gidiyorsunuz. Ya, sorgulamadım. Neden sorgulamadım onu da bilmiyorum. Bak Fatmacığım. Sorgulamadım. Isparta'ya gidiyorsunuz. Büyükşehir'e gidiyorsunuz. Şehrin merkezine gidiyorsunuz daha doğrusu. Orada başka bir doktora götürülebilirdi çocuk. Bilmiyorum işte. Orada neydi kararı onu bilmiyorum. Acil olur. Acil evet. Doğum olur mu? Evet olmaz yani. Ne doğumu? Yok tamam. Çocuk kaç aylık hamileydi ya? Doğum diyor baba. Yok tamam. Doğumum değil. Sadece... Bir ata gibi değil. Bir evladını aramıyorum burada. Çok kızgınsın. Başka bir şey arıyorum. Erkek olsa beni dide var ama dün gördünüz o bana saldırışını. Eğer ben çocuğuma bir şey yapsam. Vallahi yine saldırırım. Ben bir şey yapsam beni yaşatmazdı. Suç olduğunu bilsem yine beni saldırırım. Beni yaşatmazdı. Tamam mı? Yine saldırırım sana. Herif gibi da kadın gibi açıkları konuş ki iftira beni atma. Eğer ben çocuğuma bana bir şey yapmaydım yaşatmazdı. Şunu söylüyor. Ben diyor bu çocuğa bir şey yapmış olsaydım bana burada yaptığının 10 katını 100 katını hatta beni yaşatmazdı Isparta'da. Böyle yaşatmazdı. 10 yıl boyunca ben nefes alamazdım diyor. Yaşatmazdı dedi tamam. Ben size diyorum. Ve bu dün öfkeli şeyi görünce, babayı görünce evet yani. Ama 10 yıl boyunca sevgilisiyle bir şey yaptıysa bu sessizlik, bu suskunluk neden Mustafa? Ya bak şu anda beni bana çıldırtmaya çalışıyorsunuz. Hiç bilmeyen insanlar ağladı. Kim, hiç bilmeyen. Siz bana şu anda beni çıldırtmaya çalışıyorsunuz. Bildiğim bir şey varsa söyle, niye çıldırıyorsun ki? Bildiğim bir şey varsa söyle. Ben böyle bir insanımda nasıl durdu benim yanımda 10 sene ya? Ben 4-5 sefer çocuk kaybolduktan sonra 4-5 sefer cezaevine girdim. Niye gitmedi o zaman? Ancak işbirliği yaptıysa gitmez. Niye gitmedi? Kimin işbirliği yaptı? Yaptıysa benimle işbirliği yaptıysa açıklasın. İşte onu açıklamıyor. Açıklasın. Açıklamıyor bence onu işte. Bu kadın korkan kadın mı? Dün bana ikiye bir kaşını kaldırıyordu. Vallahi korkan şöyle söyleyeyim. Korkan bir kadın Mustafa mı bu? Mustafa senin üzerine yürüdü ki bunu asla yapmaması lazım. Neden korkmam? Hiç korkmadın hiç. Hiç bozmadın istifini. Neden korkmam? Çünkü ben bundan şüphelenmedim. Şüphelenseydim eğer ben hani dünkü gibi yapsaydım beni yaşatmazdı. Ya obaylı boynunuza. Yaşatmazdı dize bana. Obaylı boynunuza 25 sene evli kaldı. Böyle üstüne tızıkmış mıyım? Bir tokat vurmuş muyum ya? Tızıktı dize. Obaylı boynunuza sorun tızıktı. Ya. Tızıktı. Ne demek o kızı? Yani saldırdı. Aynı dünkü gibi. Dünkü gibi sen mi dururdun o seni döver miydi? Çocuklarıma sorabilirsiniz dize bana. Nasıl yani? Hiç kıpırdamadan durardım. Yani tersim de diyor ya telefon kırmış şey kırmış ben kıpırdamazdım. Sen otururdun seni döverdi. Nasıl ya? Nasıl yani? Of utan, ya. utan. O kadar sakin kalın. Utan emi. Ben burada asabileştim. Burada sinir hastası ettin beni sen. Ben bastırıldım ben size söylüyorum. Of be Fatma ya. Ya ben karşılık veremem. Hep sessiz mi kaldın erkeklerin sana yaptığına? Utanmıyorum benim böyle ağlarken böyle iftira atığına utanmıyorum benim. Küçük oğlum yani. Bana vurma demedin mi? Tepki göstermedin. Açılır diken diken oldu ya. İnanıyor musun dedim hanım? Ne diyorsun? İnanıyor musun ya? Bak dün şöyle yaptı. Dünkü yaptığını hatta hepimiz şaşırdık. Yaptığın çok yanlış bir şeydi. Ya tamam ben yaptığım ayı yanlış. Bak ben de şey etmiyorum. Ben burada herkesten de özür diliyorum. Bak bu arkadaşlar da özür dilerim. Evet. Bak. Ama dün bizim hepimizin dikkatini çeken şu oldu. Gökhan'la da konuştuk. Tahrir ediyor. Niye? Yorumlarda yazıyor. Tahrir et diyorlar. Tamam yaptı onu yaptı farkındayım. Onu yaptı. Burada kaç sefer bana koşuyor adamdı. Ama şöyle taş gibi kaldı. Gidemem, kaçmam çünkü babamdan ben alışkınım. Neye alışkınsın? Dayak simsiye. Of yapma ya. Vallahi yalan ya, yalan. Ben küçük olmasa bilirsiniz son dördünde. Yani öldü sanetti, şişe vurdun da söylemişsiniz küçük olana. Sen dur işte tepki, sana şişeyle tepki vuruyor. Tepki verme, sadece dururum. Nasıl durursun sana şiddet uygularken ya? Yok. Niye tepki vermiyorsun? Gelemiyorum Didem Hanım. Yani vuramıyorum. O şeyim yok. Kal geliyor sana böyle. Aynen. Vay. Yani. Aslında uzun boylusun. Çok uzun yok. Kaç boyun? Galiba boyu 1.75. Bir 80'e yakın boyu var yani. Galiba insanı değilim Didem Hanım. Ya kendini savunabilirsin anladın mı? Yapma diye. Hiç yapma demedin babana da kocana da. İnanıyor musun? Hayır.
Ya şu ya kalıplı biri. Bilmem oğlum, ben sana soruyorum, inanıyor musun? Yani şu kalıba inanmak çok zor yani. Yok, tamam. Ben öyle bir o süpürkelerin, o çocuklara vurdun süpürkelerin. Bir dili olsa da bu anlat tabii. Hayır, o ondan bahsetmiyor. Çocukların şiddet uyguladığı ile ilgili biz onu konuştuk. Bu kabul etmiyor ama çocukların şiddet uyguladığını köylüler falan söylüyorlar. Ama diyor bana şiddet uygulandığında... Cinnet geçiren bir adam, sinirlenen adam benden dayak yer mi? Kendini koruması lazım. Yok, tamam. Şimdi o geceye dönelim tekrar. Mışıl mışıl uyudu demişsin Mustafa için ekibimize. Aynen. Nasıl yani ya? O gün gece değildi değil mi? Ondan sonra mesela hiç kafasına takıp da uyku dünya kaybetmedi, onu demek istiyorum. Yani o geceyi hatırlamıyorum, uyuduğumuz uyumadığımız, ama ondan sonra mesela hiç uyku dünyayı kaybetmedi. İsparta'dan döndükten sonra da aynı. Yani kafana... Sen uyudun mu peki? Ben uyumadım Didem Hanım. Oo. Büşra şey yazıyor da. Kimliği bu bir odada bulduk ya, o odada seni sürekli dövüyormuş. Sen öyle söylemişsin. Kimliği bulduğumuz oda var ya çocuğun, orada sürekli dayak yiyormuşsun. Aynen. Çocuğum da gördü Didem Hanım, küçük olan gördü. Yani o bir şey demiştim ben buna. Onun için kalktı dövdü. Sen mesajlarını yakalamış. Mesajlardan sonra dedi ama başka bir şey söyledim ben hani dünkü yaptığım gibi. Onun için Şükrün kaybından sonra aranızda böyle kavgalar oldu mu? Yok, onunla hiç ilgisi yok. Yani çocukla hiç ilk kavga yapmadık. Sadece bu mesajlardan dolayı. Evet. Vurdum şişeyi. Ben yalan konuşmam. Niye vurdu? Niye yapıyorsun ya? Hı. Niye vurdu? Boşan gitsin. Öldürmedim, dua etsin. Olur mu canım? Böyle bir şey olabilir mi yani? Boşanacaksın, ayrılacaksın, gidecek. Aynı şey erkek için de öyle. Boşanacaksın, ayrılacaksın, sen, gidecek. Kocana, sen bak senden için konuşuyorum. Sen kocana mesajları mesela yap bir dakika. Birincisi beni örnek veremezsin. Ben birincisi tamam, ben de sen. Tamam sen diye de kolum. Beni çıkar böyle. Çıkar beni kolum. Karın gelsin ben, buraya. Tamam mı? Karın kocası mesajlarını yakalasın. Konuşmana dikkat et. Ya Didem Hanım. Evet. Bakın. Bakın, bak kalbinizi kırmak istemiyorum. Ben de senin kalbini kırmak istemiyorum ama senin çocuğunu arıyoruz. Arama o zaman! Çocuğunu arıyoruz. Niye aramıyoruz? Arama o zaman! Ne dedi bana? Arama! Çocuğun hayatta değil mi? Jandarma arasın! Niye aramasın? Jandarma arasın! Arıyoruz bak, biz arıyoruz. Neden korkuyorsun? Neden korkuyorsun? Neden korkuyorsun? Suçluyum da korkuyor! Suçluysa hesap sor! Suçluyum o zaman! Sıkış sıkışınca hemen şey yapıyorsun. Madem katilsin, sevgilisini yap bize, nerede kızım de ya? Ben bir soru soruyorum. Ne diyorsun, sorun ne, sorun? Karın, o zaman kocası, karısının mesajlarını yakalasın, he, tamam mı? O zaman bu niye yazıyorsun sen desin, ondan sonra karısı, kocasına... Ya ihanet karın, olmaz, ihanet olmaz. Bir dakika, beni dinle. Beni dinle. O zaman barışmasaydı Dildi Hanım, niye barışmasaydı? Beni dinle, benim cevabımı verin. Söyle. Ben bunun mesajlarını yakaladığım zaman... Hı-hı. Bu niye mesajı çocuğun? Ben de bulamadım. Bu dedesin ki bana. Öyle mi? O da yanlış, sen... Ya İkisi da, de yanlış. Öyle bilen demedim. Yalan söylüyor. Boşasaydı dedi. Boşasaydı. İkisi de yanlış. İkisi de yanlış. Yapmayacaktın. Allah Allah. Erkeksiz. Erkek değilim, kadınım, Allah'a şükürler olsun. Allah ya. Erkek sen çıkar. Kadınım, kadın. Sen de niye böyle adama sürekli böyle res çekiyorsun? Yok erkek sen böyle, ben seni aldatmazdım falan diyorsun. Neden yapıyorsun yok, bunu? Yok öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Başka bir niye şey. Niye bunu yapıyorsun adama? Hayır, öyle neden bir şey yapıyorsun? Demedim. Niye böyle? Niye yapıyorsun hayır, yani? Hayır demem, öyle bir şey. 10 yıl boyunca çocuğu sormuyorsun, adamın erkekliğini sorguluyorsun. Yok demem, öyle neden yapıyorsun öyle bir şey demedim. Küçük oğluma sorabilirsin eğer doğru konuşursa. Ya başka bir şey vardı. Ya mesela aldatma, ihanet değil ki, sen kabul ediyorsun zaten. Mesele o değil ki. Mesele şükür. Aynen. Ben burada evlilik programı, aldatma programı yapmıyorum ki. Kızımdan başka bir şey konuşmuyor dedim ama sadece sevgililerim konuşuyor. Sevgililerim yok ki benim. Yani ben söylüyorum. Sadece mesajlar falan. O da Eylül'den bu yana. Yani ondan önce bulun. O zaman kabul edeceğim her şeyimi. Sadece sevgili konuşuyor. Çocuk mu bir şey konuştuğu yok. Daha hala da o sevgililerin şeyinde. Çocuk mu peşinde değil o. 10 yıl boyunca peki hiç ihanet ettin mi sen? Ha yok dedim hanım. Hiç yapmadım. Ya sadece bu Eylül'den sonraki mesajlaşmam var. Hiç yapmadım. Daha önce hiç aldatmadın. Hayır. Mustafa'nın seni aldatmalarına göz yumdu. Aynen. 10 yıl boyunca çocuğunu götürmüş ve rahat rahat oturdun. Aynen tamam. Sesini çıkarmadın.
Niye sesini çıkarmadın Fatma? Canım şüphelenme. Gördüğün sadece... gibi senin aldatma meselesini sorguladığında nasıl böyle aslan kesiliyorsun, nasıl böyle hakkını koruyorsun ama çocuk meselesi olunca hiçbir şey yapmıyorsun. Neden? Canım şüphelenmedim, ben şüphelenmedim. Sadece kaçtığına inandırdı. İnanmıyorum sana şüphelenmediğine. Yok dedim hanım, sadece kaçtığına inandırdı. Yani kaçtığına inandırmasaydı belki bir şeyler yapardım ama kaçtığına inandırdı. Kaçtığına inandırdı. Kaçtığına inandırdı. Sende kaçtığına inanacak göz yok ki Fatma. Yok dedim hanım. İnan ki kaçtığına inandı. Ben bir gün olacak çıkıp gelecek. Sen kocanı daha iyi tanıyorsun. Niye bu kadar öfkelendi şimdi? Yani şey olduğundan. Yani kork... Bilmiyorum yani. Ne yaşıyor şu anda sence? Bilmiyorum dedim ama onu anlayamam ben. Onu anlayamam. Sadece üstüne suç geldi mi, bir şey geldi mi böyle yapıyor. Yani bir soru soruldu muydu böyle yapıyor. Yerine dokunacak bir şey oldu muydu aynısını yapıyor. Benim diyor erkekliğimi sorguladı. Ben yok de bunu zaman, kaldıramadım öyle diyor. Öyle bilen bir şey demedim. Değilse beni oradan çıkarttırmazdı. Öyle bilen bir şey demedim.